Evet abi, iyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sen sahne alacaksın, neler söylemek istersin? Evet, güzel. Biz bayramını güzel geçiriyoruz. Oradan oraya geziyoruz. Buradan sonraki ayağımız Çeşme. Ondan sonra orada da çok güzel bir gece geçireceğiz inşallah. Ondan sonra biraz tatil yapacağım. Çok fit gördüm seni bugün. Spor salonundan çıkıp gelmiş gibisin. Sağ ol, teşekkür ederim. Değil aslında. Maalesef kaç gündür çalıştığımız için sporu da aksattık. En son geçen hafta da kaldı spor. Ama yani evet, bırakmıyorum. Yani böyle daha sağlıklı ve iyi hissediyorum kendimi. Babalar günü yerine bıraktık. Nasıl geçti? Ne hediye geldi? Hiçbir hediye gelmedi ve aradıklarına bile şaşırdım. Geçen gün hatta dün neredeydik? Geçen gün sahnede söyledim. Bir tane kız çocuğu dolaşıyordu ortada. Gördüm de şöyle küçücük bir şey dedim ki, bak serbest bırakmayın, bir görürüm, iki görürüm, üçte çalarım dedim yani. Çünkü bizim erkek çocuğu başka bir şey, kız çocuğu başka bir şey. Ben de kız babalarından hep dinliyorum kız çocuğunun ne kadar şey olduğunu, babalara düşkün olduğunu. Ama bizimkiler annelerinin gazıyla da olsa beni babalar gününde aradılar, sağ olsunlar. Ondan sonra babalar günümü kutladılar. Ondan sonra onlar da tatile gittiler çünkü anneleriyle. Ben de yanlarına gideceğim zaten işte inşallah yarın. Bir kız çocuğu olmadığım için bir pişmanlık var sanırım. Yok, ben pişmanlık yok yani. Niye olsun, yok. Ben biraz şey yapıyorum böyle, çocuklara mesaj gider de onlar da biraz bana düşkün olurlar belki diye. Yok ama erkek çocuğun anneye düşkün olduğu, daha çok anneye düşkün olduğu bilmiş zaten. Biz de sezon finali yaptık. Nasıl geçti sizin için? Vallahi sezon finali tam benim sürprizimle geçti yani. Evet. Tam ölmüşken diledim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Çok konuşulan bir sahne oldu. Hem öldünüz, tekrar dirildiniz. Evet, öyle oldu. Bu bir yapımcımızın bir sürprizi oldu. Kimseye bir şey söylemedi. Bana da açıkçası, ben herkesle bir daha başladıktan sonra söyledim. Keşke daha önce söyleseydim de millete yalan söylemek zorunda kalmasaydım dedim hatta yani. Ama o zaman dedi, birileri duyacaktı. O zaman da benim sürpriz final, yani sürpriz sezon finalim olmayacaktı dedi. Ben bu konuda haklı buldum kendisini. Çok bunu bu kadar ustalıkla gizlemiş olması da açıkçası takdire şayan yani. Senaryo okurken bir şaşkınlık oldu mu sizin için? Hem ölür, tekrar dirilir. Hayır, bana daha önce de haberi geldi. Esas sorun şurada oldu. Yönetmen dahi olmak üzere son bölümün senaryosunun finali gitmedi. Mesela senaryo gitti onlara fakat final gitmedi. Onlar da merakla ne sürpriz olacak diye beklemişler. Ben biliyordum ama. Sorunu şurada yaşadım. Arkadaşlarım tekrar vedalaşmak üzere beni aradıklarında telefonlarını açamadım. Çünkü açarsam telefonu yalan söylemek zorunda kalacaktım. Çok meşguldüm bilmem ne deyip geçiştirdim biraz. Ben seni arayacağım falan diye mesaj attım. Ondan sonra da hepsinden özür diledim tabii, ne yapayım? Çalışmalar sorayım biraz da. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel gidiyor. Her şey yolunda çok şükür. Tatildeyim diye yeni bir şarkı çıkartmıştım biliyorsun. Daha bir ay, bir buçuk aya yaklaştı. Çok güzel gidiyor. Tam yaz şarkısı aslında ama yaz ortasında çok bomba bir şarkı daha geliyor. Ondan sonra inşallah Temmuz ayı sonuna kadar bitirip dinleyenlerimle buluşturacağım o şarkıyı. Son birkaç gündür Afra ile Mert evlendi diye haberler çıktı. Ne diyorsun? Düğüne çağrılmadınız. Hangi? Ne zaman evlenmişler? Yalan haber dediler ama. Büyük ihtimalle yalan. Çağrılmasanız böyle bir küsme gibi bir şey olabilir mi? Darılma. Hayır, yani eğer yaptılarsa büyük ihtimalle yurt dışındalar bildiğim evet. Kadarıyla. Orada yapmışlardır diye düşündüm. Oraya da bu yoğunlukta zaten gidemezdim. Ama zannetmiyorum öyle bir şey olsa haberi olur gelirdi bize ya. Yaz tatil planları... Şimdi bir şey de söylemeyeyim yani. Yalan söylemiş olurum belki de, belli olmuyor bu gençlerin içine. Yaz tatil planlarınızı soruyorum ha. Yaz bu tatil... çalışacak mısınız? Yani yoğun bir şekilde çalışıyoruz, o kesin. Ama çekim olmadığı için konserler dışında vakit kalıyor ve dolayısıyla ben de o zamanları Çeşme'de geçirmeyi tercih ediyorum. Çocuklar da orada olduğu için daha keyifli oluyor açıkçası. Son olarak maçı soralım. Maçı izleyebildiniz mi? İzledik ya. Müthişti. Çok güzel bir maçtı. Çok enteresan, bizim orkestradan bir arkadaşımız bütün golleri, sayılmayan gol dahil olmak üzere her golü bir dakika farkla bildi. Yani dedim ki sen bu şansla aşağı in. Bugün Kıbrıs'tasın. Aşağı in yani. Çünkü bayağı son dakikadaki gol dahil olmak üzere. Hatta dedi ki bakın, bize artık dedi ki bitti maç. Hatırlıyorsan son bir korner atıldı bizim kaleye. Ondan sonra o kornerden sonra dedi golü geliyor. Ondan sonra tabii maç biterse orada bitecekti ama bitmediği için, onların da kalecisi bile olmadığı için kalesinde, bizimkiler de güzel çıkardılar topu dışı, bu tarafa.
hızlı bir hareketle 3. golde gelmiş oldu. Mutlu bitirdik tabii. Gruptan yani. Gruptan çıkar mıyız sizce? Madem Türksün herkes görsün, madem Türksün. Dinlediniz bunu? Evet. Çok güzel bir marş olmuş bizim. Burayla Erkin'in yaptığı benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şahane bir marş olmuş. Tam bu kupaya yakışır bir marş olmuş. Gruptan çıkar mıyız sizce? Nasıl be? İnşallah yani. Tabii çok güçlü bir takımız biz. Yani futbol konusunda her türlü iddiaya sahibiz açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Ben bir tabii bilir kişi değilim. Ama takip ettiğim kadarıyla güzel bir takım oldu, genç bir takım oldu. Arda'nın olması çok büyük bir avantaj tabii. Müthiş bir futbolcu, gurur duyuyoruz onunla yani. Çok keyif veriyor. Bu yaşta bu kadar keyif veriyorsa izlerken, kim bilir biraz daha tecrübelendiği zaman ne kadar büyük keyifle bütün dünya onu izleyecek belli olmaz. Bir yarı final görür müyüz? İnşallah. Şimdiden Ronaldo'yu geçti diyorlar. Yani bir Ronaldo rekoru galiba varmış. Onu kırmış bugün. Çok mutlu oldum açıkçası. Tabii ki bu güzel bir motivasyon. Onun için de güzel bir motivasyon. Bunu da gittiği günden beri ne kadar çalıştığını biz yakından görüyoruz tabii. Türk olarak büyük bir mutlulukla ve gururla izliyoruz. Bu kadar inanmış, bu kadar çalışkan, bu kadar düzgün, aklı başında davranan bir futbolcunun dünyanın en iyi futbolcular arasında girmemesi için hiçbir sebep yok bence. Son olarak grafikte soruyorum. Bu geceye nasıl hazırlanıyorsun? Beyza sağ olsun. Benim bütün kıyafetlerimi Beyza hazırlıyor. Beyza Doluca benim 2 senedir bütün sahne kıyafetlerimi hazırlayan arkadaşım. Çünkü bu kadar yoğunlukta benim her bir kıyafetle teker teker her bir konserin kıyafetini düşünmek gibi bir imkanım olmuyor. Biz hemen hemen işte önümüzdeki 6-7 konserlik kıyafetleri bir toplantıda hallediyoruz. Ondan sonra o da konserlere getiriyor sağ olsun. Zincirler çok dikkat çekiyor. Evet, onlar benim hem tasarımcı ve ağzı tasarımcı arkadaşlarım var. Bilirler beni takip edenler. Çünkü ben de onları da takip ediyorum Instagram'da. Hem o tasarımcı arkadaşlarıma ait hem de benim özellikle beğendiğim ve aldığım takılar. Koyun da bir anlamı var. O da çok özel bir tasarım yine. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi sarılar. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler, iyi bayramlar diliyorum.